Evet. Çok burada. Emre'ye bakın. Bak buraya kadar almıştı değil mi? Bak. Bu şey evet demeyeceğiz. Evet bilince gidiyor muyuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Spor Güzelleştir kanalına hoş geldiniz. Ben Buse. Ben Emre. Ben Nurullah. Ben de Muhammed. Bugün sizlerle bil bakalım konsepti çekeceğiz. Ama burada bir farklılık var. Bizim bütün sorularımız spora dair olacak. Buradaki herkes sporla iç içe. Ve hepimizin sanırım ilk video tecrübesi. Evet. İkili takımlar halinde yarışıyoruz. Bunun sonunda bir ceza olacak. Cezayı arkadaşlarım şu an bilmiyor. Şimdi öğrenecekler. Hepimiz antrenörlük yapıyoruz. Muhammed hariç. Bu oyunun sonunda kaybeden öğrencilerine bir kutu çikolata alıyor. Kabul müyüz? Evet, kabul. Evet, hepimiz hazırsak başlayabiliriz. Biz ikili gruplar halinde yarışacağız. Muhammed'le ben, Emre'yle de Nurullah. Ama başlamadan önce Spor Güzelleştir kanalına abone olmayı unutmayın. Alt tarafa bıraktık. Oradan abone olabilirsiniz. Evet. Başlayabiliriz. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Evet, hazırız. İlk sorumuz okçuluk üzerinden gelecek. Toz koparan İskender'in en uzun attığı ok kaç metre gitmiştir? Kaç metreymiştir? Hayır, tabii ki. İyi düşünün. O kadar değil mi? Çok net söyledim, ben okuyayım. Öyle bir şeydi yani. Şey yapalım o zaman. Onlar duyuyor bu arada. En yakın cevabı veren kazanmış olacak. Biz hazırız. Biz hazırız. Hazırsanız 3, 2, 1 deyip kaldırıyoruz. 3, 2, 1 çevir. Ve Nurullah ve Emre kazandı. 832 ile değil mi? Doğru cevap 847 idi. Ben 848 demiştim. Hatırlıyorum. Tamam, daha bir sürü sorumuz var. Devam edeceğiz. Hemen üzülmeyin yani. İlk soruyu bilerek şey yaptık, verdik. Çünkü onlar benim misafirim. Tabii misafir olduğumuz için. Hep öyle olur. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet. İkinci sorumuz şu şekilde. LeBron James adlı basketbol oyuncusu kaç yaşındadır? Peki bunu bilmem. Tahmini düşünebilirsiniz. Yani göz önüne alırsanız adamı. Teşekkür ederiz. Ne soracağım? Hala oynuyor. Evet, bu sezon sizdeyiz. O zaman 3, 2, 1 kaldırabilirsiniz. Ben sana dedim bir fazlasını yazalım diye. Ve doğru cevap 36 idi. Nurullah ve Emre. Çok güzel. Bir fazlasını yazalım. Hocam videoyu bitirebiliyor musun? Daha erken, daha bir sürü sorumuz var. Sıkıntı olmaz. O zaman hazırsak 3. soruyla devam ediyorum. Edelim. Bir yorum yapsaydık hocam. Tabii, yorum senin. Buyurun hocam. Siz bildiniz, siz yorum yapın. Çok kolay oldu şimdilik. Bırak ya. O zaman hazırsak 3. soruyla devam ediyorum. 3. sorumuz. Evet. Handball kaç hakemle yönetilir? Kaç hakem? Şimdi. Sallama zamanı. Ben. Gayet çekişmelisiniz. Bence. Hocam kopya çekmek istemiyorum, biraz saklar mısınız? Hocam. Pardon. Görüldük. Evet arkadaşlar, sizden yapacağız. Cevapları bekliyorum. Bu soru büyük ihtimal nokta atışı olacak. Evet. Fazla mı eksik mi? Fazlayız. Hocam hadi lütfen. Hazırız. 3, 2, 1 ve... Bu oldu. Doğru cevap 2 idi. Ben dedim, Buse ve Muhammed takımı. Şu an durum... Biz siftah yaptık. Evet, hayırlı olsun siftah. Hocam kaç tane soru var? Bundan sonra kaybetmeyiz. Şu an bayağı soru var. Mesela. Ona göre lütfen yapmayalım mı? Yok, siz devam edin. Daha çekişmeli. Şu an durum 2-1. İyi ilerliyor bence, çekişmeli ilerliyor. Ben KG'ye var demiştim. Bundan sonrasını izleyin. O zaman hazırsak 4. soruyla devam ediyorum. Evet, evet hocam, hazırız. Ronaldo olarak tanıdığımız ünlü futbolcu şu anda sizce kaç kilodur? Kaç kilo? Kanka, o adamı ne yapsın?
Yani bir saniye. Emre hocam, bu sizin birazcık bence, daha branşınıza yakın. Diyorum. Sizden doğru cevap bekliyoruz. Anlaştık. Hadi bakayım. Bu arada bunu bilmeniz lazım. Yani adam hatırlayamıyor. İki tane formalarız. Hulk gibi bir şey. Hocam bu arada bu adam uzun bir adam. Biz onu hiç düşünmedik. Ben. Olur. Neyse. Sakatlıktan sonra bayağı 2 kilo verdi ya. Ona göre yok. Hadi bakalım hocam. Hazırsanız 3. Bir dakika değilim. Hazırım. Hazırsın. 3, 2, 1 yanıtlar alabilirim. İkisi de birbirine yakın. Yoksa hesaplayamıyorum. Hayır, hesaplayabiliyorum. Doğru cevap 84. Yani Buse ya, ile Muhammed. Nasıl ben dedim. Biz siftah yaptıktan sonra kaybedeceğiz. Şu an durum 2-2 arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ben soru kabul etmiyorum. Kas oranı diye bir şey var. Evet. Fitness'la uğraşıyorsun hocam. Konuşma. Bence şu anki şurası o değil. Aynen hocam. Şu an yaklaşık olarak 100 gram aldı. Bize gelen talimatlara göre 100 gram daha kilo aldı. Yani 84 kilo 100 gram. Hocam hesaplamakta zorlandın mı? Yani yok, çok zorlandım. Diğer soruya geçelim. O zaman hazırsak 5. soruya geçiyorum. Şu an durum 2-2. Bırakayım. Öne geçiyorum. Evet, öne geçiyorum. Bundan sonra kaybetmiyoruz biliyorsunuz. İzleyeceğiz. Bakalım. O zaman hazırsak 5. soruya devam ediyorum. 5. sorumuz. Türkiye'de kaç tane lisanslı futbolcu vardır? Aa. Bu biraz zor bir soru olmuş. Bu soru biraz da küsur. Branş fark etmez. Futbolcu diye sordum. Futbolcu. Türkiye'de tekrar ediyorum. Türkiye'de kaç tane lisanslı futbolcu vardır? Küsuratlı bir soru. İsterseniz küsuratlı yazabilirsiniz. amatör falan hepsi var değil mi hocam? Türkiye'de toplam futbol branşıyla uğraşan toplamda kaç kişi? Lisanslı olarak kaç kişi var? Aktif falan. Hocam abartma. Ona göre düşüneceğim hocam. Arkadaşlar soru sizi zorladı sanırım. Zorladı hocam. Futbolu ilgi alanım değil hocam, o yüzden de. Mesela basketbolda karşı sahasında sen tek atardın hocam. Siz yazdınız mı bu arada onu? Hayır yazdım. Biz yazmıyoruz. Biz hazırız. Hazırız. O zaman bu soru hakkında çok düşündüğünüz için 10 saniye veriyorum size. 10, 9. Tamam hocam, hazırız. Tamam, saniyene gerek kalmadığına göre 3-2-1 dediğimde kaldırıyoruz cevapları. 3, 2, 1 ve kaldırın. Bir tarafta 825.400 sanırım. 35.000. Sadece 35.000. 835.400. 835.400. Enes hocam. Bir tarafta da 572.684 cevabını vermiş Nurullah ve Emre takımı. Arkadaşlar doğru cevap 466.455 ile Nurullah ve Emre kazandı. Ne ya? Soruları bitireceğim. Bundan sonra kaybettim. 4 milyon. Soruları içeriden bitireceğim. O zaman devam. Ama ben bu soru hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü çok uzun sürdü cevap vermeniz. Sizi zorlayan bir şey. Çok ya ben şöyle düşündüm. Yani futbol Türkiye'de çok yaygın. Pek bir ilgim yok ama yaygın olduğu için fazladır dedim. Ama hocam hatta futbol yaygın olabilir ama herkes lisanslı olarak. Biliyorsunuz yani, ki lisanslı olmak. Evet, farklı. Ama hatta ben daha uçuk bir rakam söyleyeyim. Bu senin tahmini 1 milyondu. 1 milyon. Evet. Tahminle 4 milyondu hocam. Saçları kadar kesilmiş. Ama ben şey söyleyeceksek. Kaç tane saat etmiş. Grup olmamışız. 4 milyon. Doğru bir karar vermiş. Evet. O zaman. Yani öyle. Tamam. Karar sizin bir düşüncenizi almayayım hocam. O zaman hazırsanız. Durum şu an 3-2, Nurullah ve Emre 3, Buse ve Muhammed 2. O zaman yarışmaya devam ediyoruz. O zaman 6. soruyla devam ediyorum. Voleybolda en sevdiğim branş. Voleybolda en uzun sporcu kaç santimetredir? Erkek santimetre. Kadın erkek. Voleybol. Ya ama diyor ki. Voleybolda en uzun sporcu. Cinsiyet belirtmedi. Niye böyle sorular soruyorlar anlamıyorum. Ne diyorum? Değil midir? Daha. Yani. Sen ne diyorsun? Küçük. Kesin vardır. Evet.
Küçük yaş mı geldi? Bence biraz az kaldı. Yani tamam, orada zaten anormal bir şey değil öyle. Size şöyle bir taktik veriyorum. Evet. Birazcık böyle... Biz istemiyoruz hocam. İstemiyoruz. Hayır, istemiyoruz. Yok, biz istemiyoruz. İpucu vermemi istemiyor musunuz? Hayır, istemiyoruz. Biz çünkü bildik. Siz, tamam. Siz bilirsiniz. Düzenli istiyorsan. Yok yok, az çok. İyi ya. Onu güzel yazalım. Hocam gösteriyorsun ama... Onu güzel yazalım. Bizden mi baktı? Hayır. Hayır. Onu güzel yapsana, olmayacak şekilde. Ben sonra oldu düşünüyorum, ya. Sen arttırıyorsun. Biz hazırız. Hazırız. Hazırsak... Net daha düşüyor bu arada. Hazırsak... 3, 2, 1... Cevapları alayım. Bir tarafta 2 metre 19 santim, bir tarafta 2 metre 12 santim. Kazandılar. Ve doğru cevap 2 metre 22 santimle... Şaka yapıyorsun. Nurullah ve Emre yine puan ailesine yazdı. Peki hangi voleybolcu? Bilgi var mı? Ne yapıyorsun? Oğlum böyle sorular sorma. Kitleniyorum. Gayet güzel soru değil mi hocam? Her şey gayet iyi. Hocam hangi voleybolcu? Evet, hazırsak diğer sorumuz geliyor. Bu da e-spor branşından bir soru olacak. Çok anladım. Sen değilsin. O zaman sorumuz şu şekilde. Evet. E-spor takımı kaç kişiden oluşur? Yani kaç oyuncudan oluşur? Hangi oyun ama? Koçlar falan dahil değil mi? Oyundan değişmiyor mu ya oyuna göre? Oyun oyuna göre değişiyor. Hocam bu soruda ben... Hocam... E-spor takımı... Kaç kişiden oluşur ama hangi oyun diye sorduğumuzda oyunumuz Valorant. Peki hocam koçlar dahil mi yoksa dahil değil mi? Sadece oyuncular mı? Oyuncu sanırım. Bence de. Ben de onu diyecektim. Değil mi? Biz hazırız. Nokta atışı. İkimiz de bilirsek ne oluyor? Soru şu şekilde arkadaşlar. İki takımın başka toplam yapmasın. Oyuncusu değil. Tamam, bir takımla tek karşı oyuncu. Evet. Anladık hocam. Biz hazırız. Tamam. Hazırsak, hazırsak 3. Tamam. 2, 1 ve çeviriyoruz. Ve doğru cevap... Kaç? Direkt doğru cevap verilmiş bir takım. Direkt ya. Doğru cevabı vermiş. Buse ve Muhammed. Hadi gidip vardı ya. Sorumuzun cevabı... Hocam bırak. Sorumuzun cevabı 5'ti. Buse hocam tebrik ederim. Ben şey yapmıştım, bir tane dizi vardı. Yanlışlıkla onu izlemiştim. Hayır, şu an oyuna zaten heyecan gelsin diye kaybettik, haberin olsun. Şu an bir de şey dediler, duydunuz mu hocam? Nokta atışı yaptık. Evet, sizin nokta atışı yaptığınızı biliyorduk çünkü, sezdik. Şu an durum 4-3 arkadaşlar. Evet, geliyoruz arkadan. O zaman hazırsak diğer sorumuzla devam ediyorum. Hazırız hocam. Bu sorumuz artistik jimnastik üzerinden geliyor. Ve şu şekilde. Artistik jimnastikte kadınlarda minder hareketleri kaç saniyede tamamlanır? Bunu yapan başarısız olmuş. Bunlar zaten başarısız. Aa, bu bir şey biliyor musun? Bir şeyler biliyor musun? Galiba biliyorum ama. Biliyor gibi sözü kazandı. Neyse, yapacak bir şey yok hocam. Evet, bu soruda sanırım sizi zorladı. Evet. Bir tık. Basketbol olsa kesin net cevap verirdiniz hocam sana. Evet, LeBron'lar için. Çok az. Her zaman iyi. O zaman hazırsak 3, 2, 1 dediğimde... hocam daha saygı. 3, 2, 1 dediğimde kağıtlarımızı bana gösteriyoruz. Evet hocam. 3, 2, 1 ve cevaplarınızı alalım. 30 saniye. Evet. Ve 19 saniye. Evet. Doğru cevap. Bence de. 7,32 saniye. Nasıl ya? Görseniz Muhammed kazanıyor. Biraz daha çalışsa. Kaç kaç şu an? Şu an durum 4-4 arkadaşlar. Ben dedim. Son soruya geçiyoruz. Son soruda mıyız? Arkadaşlar bir dakika. Şu an durum 4-4. Yani bu oyunun kazananı son sorumuz belirleyecek. Neyse, ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Ben sen nereden geldin? Kazanmam lazım. Hocam hangisine soruyorum? Hoşuna geldim. Güzel bir soru olsun. Hoşuna geldim. Ay çok heyecanlı. Bir şey diyemiyorum. Ben kesin biz kazanacağız diyemiyorum. Her olumlu bir şey dediğimde kaybettiğimiz için. O zaman hazırsak kazananı belirleyecek son soruya geçiyorum. Hocam final sorusuna geçme. Sporu Güzelleştir YouTube kanalına abone olup yorum yapmayı unutmayalım.
Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Son sorumuza geçiyorum. Son sorumuz futbol branşından. Futbol mu? Ama adaletli bir soru olduğunu düşünmüyorum. Beni ilgilendirmiyor. Hocam ben tahminlerle yaklaşmaya ama ben başta sordum. Adaletli hepimiz şu an moderatörümüze sen adaletsiz mi diyorsun? Ne kadar ayıp. Ben bir şey demiyorum. Videonun saksızca. Sonunda soruları kimin hazırladığını söyleyecek miyiz? Söylemeyeceğiz. O zaman son sorumuz futboldan geliyor. Sorumuz şu şekilde. Futbolda kale direkleri arasındaki mesafe içten içe kaç metre olmalıdır? Ama bir şey diyeceğim. Biliyorlar. Direkt tam hatırlamıyorum. Bu söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim. İtiraz etmek yok, yerine cevabı ona odaklanalım. Harbiden ya. Ben şeyden yedim. Dur. Arkadaşlar bu soru da sizi zorladı sanırım. Hocam çok iyi anlıyorsunuz. Buraya şey Survivor elenme müziği koyalım lütfen. Arkadaşlar bu soru kazanımı belirleyeceği için ben de çok heyecanlıyım. Yaptık bir hata bakalım. Bak sana bıraktıklarım. Bak ya bu ya da şu biliyor musun? Sana bıraktıklarında gittik umarım. Tabii ama. Yapmayanırız. Yapmayanırız. Ama sen... tam net bir şey mi yazdık? Sen böyle küsur atmıyorsun. Hadi hocam. Şu normal bir şey. Belli tamam. Bir ölçü olduğu için. İstiyorsan biraz düşünürsün. Değil yani. Onlar da aynı şeyi yapar. Neyse tamam ya. Fark etmez. Buna emin misin? Son kararımız var. İlk saatte düşebiliriz. Kalsın ya. Hadi yani. Hadi hadi. Say. Yazmış arkadaşlar. Bir dakika biraz konuşalım. Çok stresli soru. Evet bu soru üzerine iyi düşünün. Çünkü şu an durum 4-4 ve bu soru kazananı belirleyecek bir soru. Yok hayır bu yazdığım değil. Şimdi bir şey diyeceğim. 3. Arkadaşlar, iyi düşünün. Emin misin? Şöyle yazalım. Yapmak çekin yazalım. Yapmak çekin yazalım. İlk yattaki. Nasıl yani? Öncekilerini yazalım. Emin misin? Şu an herkes pür dikkat, cevaba odaklanmış. Hocam o zaman ikisinin arasını şöyle. Ben de Emin çok heyecanlıyım. Hocam gel taş kat at, sorayım boş ver. Üçte biter. Anlaş. Arkadaşlar, hazırsak... Hazır mıyız? Hazırız. Ben ama bir şey söylemek istiyorum. Sorunun adaletli olduğunu yine düşünmüyorum. Ama yani biz kazanırız diye. Arkadaşlar bu sporu güzelleştir kanalı. O zaman hazırsak kazananı belirleyecek olan sorunun cevabını... Ben hazır değilim. Çok heyecanlandım. Hadi hocam. Kaybedersem eve gidemem. Gösterin. 3, 2, 1 ve cevapları alayım. Net kazandık. Ya öyle birisi mi? 5 metre 9 santim evet. Sanırım. Ama içten içeydi değil mi? Evet. Birisi ne değişti bilmiyorum ama. 3 metre 20 santim. Ve arkadaşlar. Hazır mısınız? Değilim. Hazırsak kazanan ekibi söylüyorum. 3 metre olamaz. Çok. Bu soruyu bilen kazanıyordu. Bence hesaplıyor. Ve doğru cevap. 7 metre 32 santim. Ben söyledim ilk başta. Ve yarışmamızın kazananı Nurullah ve Emre. Arkadaşlarımızı biz de tebrik ediyoruz. Evet. Arkadaşlar. Onu koymayın her çok güzel. Onu koymayacaksınız değil mi? Nasıl yapacağımızı biliyorduk. Abi. Öyle bir şey mi oldu? Çocuk hareketler. Ben zaten 7 metre yazdım. Ya bir şey diyeceğim. Soru adaletli değildi. Bak dedim ki son soruyu seçerken adaletli bir şey sorun. Soru adaletli soracağız. Futbol sordunuz. Adaletli. Mantıklı değil. Adaletli. Sendir Enes Pazar. Sen bravo. Bravo. Bir öğrencin sana sorsa bunu şimdi. Tamam. Sen öğretme var ya bütün branşlara hakim olman lazım. Evet. Gördük. Bence yeterli sevindim. Ne oluyor diyorsun ben nereden biliyorum? Bırak ya ben çok sevdim. Tamam arkadaşlar herkesin duygusunu alabiliriz şimdi teker teker hızlı bir şekilde. Yenilenden almak istiyorum. Ben başlamak istemiyorum Muhammed. Durumu 4-4'e getirdiğimizde kazanacağımıza inanıyordum. Ama ama bu futbol sorusu beni ters köşeye.
O yüzden mecbur çikolata alacağız artık. Evet Buse hocam, senin de en azından ufak da olsa düşüncelerin vardır. Benim söyleyecek çok şeyim var ama gerçekten son sorunun hiç adaletli olduğunu düşünmüyorum. Ve soruları kimin hazırladığını da söylemenizi istiyorum hocam. Ama yanlış bildim, 5 soru da var. Olsun, ben son soruya takıldım. Tamam. Ben sonda dedim kazanacağım diye, son soruyu bekliyordum. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve sözü onlara bırakıyorum. Buyurun hocam, başlayın. Yani kazanacağımızı biliyorduk. Biraz kızışsın diye kaybettik 2-3'e. Mutlu olsun onlar. Emre hocam, kendinizden çok emindiniz kazandık. Ve kazandınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yani bu kadar emin olup da kazanmak sizi çok sevindirmedi sanırım. Yani kolaydı. Bu seneden bir şey beklemiyordum. Teşekkür ederim. Evet Nurullah hocam, sizden... Şimdi hocam, maça başlarken zaten kazanacağımızın farkındaydık. İki taraftan yaptığımız preslerle rakibi direkt diskalifiye ettiğimizi düşünüyorum. Burası şov kanalı değil arkadaşlar. Hocam şu an beni öğrene. Şu an beni biliyorsun, modlanmıştım. Biz oyun başında psikolojik olarak modlanmıştık şu an. Ben zaten şey diyeceğim, yani çok belli. Konsept yani. Benim konseptim değil mi? Daha fazla konuşmamız. Evet arkadaşlar. Evet Nurullah hocam, sendeyiz. Zaten kazanacağımız çok belliydi. Psikolojik olarak zaten çok üstündük. Bilgilerimizle, biraz da aklımızla verdiğimiz mücadeleyle. Biraz psikolojik oyunlar. Kolay bir maçtı. İnşallah kendinizi geliştirip tekrar gelirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Evet. Oyunumuzun cezasından bahsettik mi? Evet, bahsettik. Şöyle yapacağız. Öğrencilerimize bir kutu çikolata alıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, videonun sonunda çikolatayı gösteremesek de Instagram sayfamızda paylaşacağız. Güzel bir içerik oldu. En azından eğlendik. Biraz hemen sonra... Instagram sayfamızın da ismini verelim. Sporu güzelleştir. Buyurun. Instagram kullanıcı adıyla. Oradan da videolarınıza ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum burada bana eşlik ettiğiniz için. Biz teşekkür ederim hocam. Bundan sonra onları videoma almayacağım arkadaşlar. Evet, sporla kalın, sağlıcakla kalın.